Hani karanlık gecelerde bize rehberlik eden yıldızlar vardır ve bizi selametle sahile çıkartırlar ya. İşte bu programda öyle bir şahsiyeti sizlere takdim etmek istiyorum değerli dostlar. 8 bölümde hayatını anlatacağımız bu zatla yolu kesişenler onu hep hayırla yad ediyorlar. Peki kim bu şahsiyet? Bugün 70 yaşını geride bırakan ihtiyar bir delikanlı Hacı Muammer Türk Yılmaz. Henüz heykeltıraşını bulamamış bir ahlat taşı veya Hakkak'ın eline geçmemiş bir ceviz ağacı ya da suya düşmemiş bir mürekkep gibiydi. Şimdi bugünkü röportajımız Hacı abi, sizin çocukluğunuzdan şu anki hayatınıza kadar olan geçirdiğiniz hizmet serüvenini konuşacağız inşallah. Çocukluğunuzdan başlamak istiyorum. Nasıl bir çocuk, nerede doğdunuz, hangi yılda, kaç yaşındasınız, nasıl bir ailede doğdunuz, aileniz zengin bir aile diye biliyoruz. Evet. Zenginliğinin kaynağı nedir? Siz nasıl bir çocuktunuz? Nazilli'ye 10-12 kilometre mesafede bir Kuyucak Denizli yolu üzerinde bir nahiye denebilir. Kaza diyecek kadar 5-6 bin nüfuslu bir yer. Efendim, şirin bir yer esasında. Bir babam rahmetli, arabasıyla, atıyla hammallık yapan, hayatı başlamış, çok çalışkan birisiydi. Benim babamı gördüğüm zaman varlıklıydı. Ve köyünde ondan başka iş bilen, danışılan bir insan ben pek bilmiyorum. Belki varmıştır. Fakat babama her şey danışılırdı. Mahkemelik işi danışır, haklı haksız meselelerinde gelir sorarlar. Güzel bir insandı, yani hakperest bir insandı. Bir tevaziydi biraz. Yani varlıklı bir insan pozisyonunda durmazdı. Böyle bir babanın evladı olmaktan ben memnunum. Tabii herkesin bir hatası olduğu gibi, bu belki babamın da hataları varmıştır ama biz çocuk olarak bunlara pek şahit olmadık. Benim küçüklüğüm, biraz evin son evladıydım ben, yani dördüncü evlat. Annem çok hassas üstümde dururdu. Mesela kardeşlerime bana ezdirmezdi. Mesela şeyi hatırlarım, ilkokulu gittiğim zamanlarda kış günü ayakkabımı ısıtırdı odun kömürüyle. Odun kömürü çok sıcak olmaz. Çalkalardı onu, sonra boşaltır. Oğlum ayağını sıcak giy. Akşama kadar sıcak durur. Hakikaten ayağımın üşüdüğünü hiç hatırlamıyorum. Çok nazlı büyüttüğünü zannediyorum. Şımarıktım belki de. O yapılan iltifata gerçi çok anlamıyordum ama herhalde onun bir etkisi olduğunu tahmin ediyorum. Tabii ilkokul işte böyle biraz ufak tefek yaramazlıklarımla beraber geçirdik. Ortaokulu gene aynı köyümüzde okudum. Liseyi Nazilli'ye geldim. Biraz işin doğrusu haylazdım. Lise birden haylazlığımdan dolayı mektepten kaçardım. Sağda solda vakit geçirirdim. Efendim, belge aldım 2 sene üst üstüne. Gitmedim. Yani 180 gün gidilmesi lazım. Herhalde 30-40 gün gitmişim. 150 gün gitmemişim. Tabii böyle olunca babam dedi ki oğlum tamam benim malım mülküm var oturur çalışırsın. Babam bir şey demedi. Yani beni çalıştırmak ve işçiliğinde leşberdi zaten ziraatçıydı. Daha çok ağırlık işi. Ama her türlü işi yapardı. Bir tek işki alıp satmazdı. Her şeyi alır satardı. Ve neticede beni işe koydu. 3 ayda 85 kilo olan ben o yaşta 3 ayda 63 kiloyu düştüm. Yani 3 öğün yemek yememe rağmen. O kadar çok çalıştırıyor. Bazen 20 saat çalıştığımı bilirim. Yani geceli gündüzlü işe koydu. Ve sonra Allah bir nasip etti İzmir'de bir kolej, ticaret lisesi bizim gibi belgelileri askerlik problemi yoksa alıyormuş. Oraya gittim, rica ettim babam. Siz mi karar verdiniz? Duyduk, yalvardım babama. Baba ne olur,
bir hak daha ver. Kızdı biraz. Ama onu ikna etmek için dayılarım gelmişti. Dayım itibarlı bir insandı. Ankara'da görevliydi. Eniştelerimi çağırdım. Ne olur babamı ikna edin, beni bir daha okusun. Dedi ki ulan benim bir yıl daha param yiyeceksin ama olsun dedi. Gönderdi. Ben artık bir daha tabii hayatın pahalı olduğunu, kolay olmadığını anlayınca efendim çok çalıştım. Hatta ikinci yılda da iftara geçtim. Teşekkür aldım. Hani bir kitap okudum, hayatım değişti. Veya bir nasihat beni kendime getirdi. Veya o musibetten sonra ben kendime geldim de hayatıma yeniden yön verdim deriz ya. Bir rüzgar bekleriz bu değişiklikler için. İşte Hacı Muammer abinin beklediği o esinti lise dönemindeki bir öğretmeninden geldi. Ne kıymetli insanlardır hakka adanmış öğretmenlerimiz. Neyse, lise 3. sınıf, 4 yıldı benim lise. 3. senede efendim bir tarih hocam, ben de yaşım 18-19'a gelmişti. Hayatta ne yaparsam iyi bir insan olurumu düşünmeye başlamıştım. Tam o esnada tarih hocam, hayatta eğer mutlu olmak istiyorsanız evvela karşınızdaki insanı düşünün. Bu İslam'ın emridir, dinimizin emridir deyince ben birdenbire o sözün nereye gittiğini, ne manaya geldiğini çıkartamadım. Bir iki ay onu senaryolaştırdım ve neticede doğru olduğunu anladım. Bunu söylediği zaman, dinimiz böyle emriyor dediği zaman acaba demedim. Dinim emrediyorsa elhamdülillah bu doğrudur da benim bunu anlamam lazım dedim. Bu zaviyeden baktım, bu pencereden baktım. Yani niçin doğrudur böyle demedim. Yani doğruysa bunu ben kabullenmeliyim gibi elhamdülillah. Ve onu yerleştirdim, oldu bu iş dedim. Aynı hocam yılın sonuna doğru bir söz daha söyledi. Dedi ki kim güçlüyse haklı o değildir. Kim haklı ise güçlü odur dedi. Bu da onun izahı kolaydı. Neyse onu da kendime şey yaptım. Ve yavaş yavaş İslam'a yönelme şeyleri, emareleri oluşmaya başladı. Biz tabii zengin çocuğu olmamız dolayısıyla okulun yurdundan rahat edelim diye bir ev. Üç arkadaş, üç köylüydük biz. Onlar benden bir sınıf önde. Ben bir sınıf geride takip ediyordum. Ve neticede bir caminin, İzmir Kahramanlar Camisi'nin karşısında bize ev tutmuşuz. Balkona çıkıyoruz, minareyle karşı karşıyayız. Efendim çok güzel ezan okuyan Ahmet hocamız var, müezzin. Hatta turistler bile onun ezanını dinleyerek durup dinlerlermiş, öyle ifade ediyorlardı. Hakikaten güzel. Orada biz iyice sağa doğru artık yönelmeye başlamıştık. Ve babama bu konuda baba böyle bir niyetim var diye şey yaptım. Ne niyeti? Yani artık dinimi öğrenmek istiyorum baba. Bana müsaade et. Çünkü bugüne kadar sana yardımcı oldum. Çünkü yaşım 19'a kadar tarlada, bağda yazları çalışırdım. Babam da çalıştırırdı. Dedim baba gelemeyeceğim, kusura bakma. Babam çok memnun oldu esasında. Çünkü ben de babamı çok üzdüğümü biliyorum. Birazcık buraya gelmişken babamı nasıl üzdüm. Mesela o yaşım 17-18, kahveye gidiyorum. Babam diyor ki oğlum 11'den sonra gel. Ben 1'de geliyorum. Babam oğlum bu saat ne vakit diyor, bakıyor, dövüyordu. Ben dövmesine rağmen ertesi gün aynı şeyler yapıyordum. Yani bir daha dövüyor. En nihayet ağladı. 120 kilo, böyle iri yarı, 1.70-1.80 boyunda birisiydi. Efendim, oğlum dedi ya, nasihat ettim olmadı, söyledim olmadı. Ağır konuştum olmadı, dövdüm olmadı. Beddua edeceğim dedi, vakti saadidir, korkuyorum, Allah ıslah etsin dedi. Bu lafı ağlayarak söyledi. Efendim, ve ondan sonra bir daha babam bana böyle bir şeyi yapmadı, acı konuşmadı. Ve o son sözü oldu bana elhamdülillah ve ben de ondan sonra yol değiştirmeye başlayınca babam çok memnun oldu. Mesela
Ve sonradan babamın haklı olduğunu hep düşündüm. Babama çok hani duygulu mektuplar yazdım. Babam da çok memnun oldu. Ve neticede yavaş yavaş İslam'a bir iki yıl lisede bu şekilde hazırlık yaptım. Kur'an öğrendim. Mesela hocamız gelmiş miydi veya gelmemiş miydi? Kestane Pazarı'na gittim. Orada İbrahim Hoca vardı. Kestane Pazarı'nın eski ilk imamı. Efendim, ondan Kur'an öğrendim. 15 gün ilkokul çocuklarının içerisinde ben üniversite yaşına gelmiş bir insan, 15-20 yaşında falandım. Ben, babam mesela namazı başlamadan önce bana ayda 100 lira harçlık verirdi ve bunun hesabını verdirdi. Yazardım, işte çay içtim, işte ekmek aldım, simit aldım, tatlı aldım vesaire vesaire doldururdum 100 lirayı. Sonra namazı başladıktan sonra babamdan işte baba kitap alacağım para ver, işte şunu yapacağım para ver, şunu yapacağım para ver, 1500 lira çekmişim bir ayda. Ve babam buna hiç itiraz etmedi. Çünkü bakıyordu ki ben hani uzaktan demek ki beni dinliyordu veyahut da birisinden haber alıyordu. Çünkü bizim köylü çocuklar vardı bizim okulumuzda. Ondan dolayı babamın memnuniyetini hissediyordum. Ve ilk mesela memnuniyetini buradan fark ettim. Ondan sonra tabii daha sonra babamın bana olan muamelelerini kardeşlerim kıskanmıştı. İslamiyet'i yaşama çalışıyorum. Enteresan bir şey mesela ben epey bir ilerleme yaptım ama arkadaşlar ilerleme yapmadılar. Yani iki tane daha, biz üç arkadaşız. Onlar biraz mesela namazları İzmir'de kılıyoruz fakat Kuyucağı gelince onlar bırakıyor. Yani ayıplarlar bizi bilmem ne. Ya ayıplayacaklarsa neden İzmir'de kılıyorsunuz? Ayıplanacak işi niye yapalım? Bunun ayıplanacak neresi var? Mesela işte o yazın gene gittim memleketteyim. Namazı başladım. Ezan okunuyor. Yası park kahvesi deriz biz. Çok kalabalık olur akşamları. En serin yer Kuyucağın yeri. Ezan okunurdu. Ben oyun oynuyorsam bırakırım. Efendim tavla oynuyorsam bırakırım. Ezana çağırıyorlar derim. Namazıma giderim. Gelirim bir daha otururum. Böyle bir yani eski hayatımdan karışık bir İslami hayatım vardı. Babam bunu yadırgamadı. Biraz müsamahayla baktı. Üniversite 1'i başladım. 5-6 ay sonra daraldım. Yani üniversite biraz daha serbest bir muhit. Tartışmalarımız oluyor. Hangi üniversite abi? Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi ne bağlı bir fakülteydik. Tabii münazaralarımız oluyor. 15-20 kişi amfide toplanıyoruz. Ben Rabbimin birliğini anlatmaya çalışıyorum. Efendimiz'i, ahireti anlatmaya çalışıyorum. Bu kainatın tek başına böyle bir yapanın olmadan olmayacağını anlatmaya çalışıyorum. Ama yanıma bir arkadaş demiyor ki Muammer kardeş çok haklı. Ben Muammer'in yanında olacağım. Böyle bir destek görmeyince İzmir müftüsüne gittim. Dedim hocam Ahmet Karakullukçu zannediyorum. Hocam dedim böyle böyle yaşıyorum. Yani biraz sıkılıyorum. Ben yanlış mı anlatıyorum, eksik mi anlatıyorum? Bana biraz aydınlatır mısınız dedim. Sorular sordum. Zannediyorum Allah'ın birliğini nasıl anlatacağım, ahireti nasıl anlatacağım gibi 2-3 soru sordum. Oğlum dedi ya ben seni doyuramam dedi. Burada Fethullah Gülen Hoca Efendi diye birisi geldi. Git onu ara bul, o işleri çok seviyor, o seni doyurur dedi. O ara bizim bu kahramanlar kaldığımız yerin camide de bir cuma günü bir Kemal isminde bir Trabzonlu ilahiyat talebesi çok ateşli vaaz ediyor. Sevmiştik ona. Şimdi müftü de Hoca Efendi'yi ara demesine rağmen cuma günleri sabahtan gidiyordum hocamla görüşeyim diye. Orada idare heyeti vardı. İdare heyeti diyordu ki işte o cumadan önce kimseyle görüşmez. Hayda ben Kemal Hoca'ya gidiyordum. Neyse bir gün aradan bir iki ay geçti. İzzettin Bey diye bir Kur'an kursu hocası bizim Kahramanlar Camisi'ne geldi. O imam dedi ki ya İzzet Hoca dedi ya bu arkadaş dedi Hoca Efendi'yi arıyor dedi yardımcı olur musun? Tabii tabii dedi. Çarşamba günü dedi halk dersimiz var. Hazırlansın, ben götüreyim. Tabii biz grand tuvalet, kravatlı mravatlı hazırlandık. Ve Mehmet Metin abi diye
bir otelci abinin evine gittik. Biz erken gitmişiz. Ev el yapımı köylü divanları var bir kenarda. Önümüzde bir soba var. 2 metre, 2.5 metre genişliğinde, 6 metre uzunluğunda bir oda gibi geliyor bana şimdi. Gelen kapıdan giriyor, oturuyor. Odanın yarısından fazlası boş ama koridor doldu. Dersler yapıldı. Konu bize geldi. Getiren arkadaş İzzettin Hocam. Hocam dedi, bu arkadaşın soruları var dedi. Buyursun dedi. Allah, kim bu kim? Hoca, sakalı yok, yaşlı değil, genç, 29 yaşında bir insan. Tabii ben acaba hangisi Hoca Efendi diye meraktan bakarken herkes başını eğdiğini zannediyorum. Neyse sordum. Hoca Efendi, bunlar kolay sorular dedi. Allah Allah dedim ya, müftü yapamam, anlatamam, doyuramam diye. Gençecik Hoca Efendi, kolay bunlar diyor. Nasıl kolay ki acaba diye merak ettim. Hoca Efendi dedi ki, ben sana bir kitap vereyim. Onu okursun, anlamadığını sonra beraber mütalaa yaparız dedi. Böyle o gün, ha bir de bir Müslüman arkadaş istedim o zaman. Dedim hocam, bir Müslüman arkadaşımız olsa, beraber kalsak, biz ona bakarak Müslümanlığımızı tamamlasak, o da olur dedi. O ara, daha sonra öğrendiğim, Doktor Kâit'miş bu. Doktor Kâit de Hoca Efendi bir hafta önce gelmiş. Hocam bir Müslüman arkadaş olsa da ben ondan Türkçe öğrensem. O tabii şeyde okuyor, tıpta okuyor. Türkçeyi tam konuşamadığı gibi tam da anlayamıyormuş herhalde. Böyle bir teklifte Rabbim denk getirdi yani. İkimizi aynı anda Hoca Efendi'de buluştuk. Hoca Efendimiz bizi hemen onu gönderdi. O da vaaza gittiğimiz yerde buluştuk bir akşam yemeğinde. Bir teypler vardı o zaman. Ses kaydı. Hoca Efendi'nin bir vaazını koydular. Tabii vaazın konusunu içine girinceye kadar bir iki lokma yemek yedim. Sonra Hoca Efendi konuşmaya başlayınca ağlamaktan yemekten kesildim. Yemeyeceğim dedim. İsrar etmediler sağ olsun. Yemedim. Ondan sonra ertesi iki gün sonra Hoca Efendi'nin cumasına gittik. 1960 darbesinin izleri hala sıcaktı. Dini hayat sadece camiye hapsedilmiş, medya yoluyla Müslümanlara ve Müslümanlığa hakaret ediliyor, ahlaksızlığın önü açık ama iffet, edep ve terbiye rafa kaldırılmış durumdaydı. İlim yuvalarından din kovulmuş adeta, mabetlerse ilme ve ilmin ışığındaki hakikatlere henüz uyanmamıştı o dönemde. İşte böyle bir zamanda, Müslüman bir ülkede bir genç adam, ben 20'li yaşlarda İslam'la tanıştım diyor. Ben bu Müslümanlığa başladığım zaman, yani merak sardıktan sonra babama dedim ki, baba neden beni Müslümanlığı öğretmedin? Oğlum ben ne biliyorum sana öğreteceğim dedi. Peki neden bir camiye, bir hocaya vermedin? Camide müezzinle imam dedi kavga ediyordu. İkisinin arasında başına bir taş yersin, bir sopa yersin diye korkudan doğruydu gönderemedim dedi. Efendim, namaz kılan insanların komünist fikirli olduklarını daha sonra öğrendim. Camideki gelen insanlar bile dinle alay edilse çok yadırgamıyorlardı. Yani mesela gazetelerini saklarlar. Mesela okudukları komünist gazetelerini cebinin içini saklarlar, sonra okurlar. Mesela bunlar camiye gelir gider sonra gördüm. Efendim, böyle biraz dinle memleketimizin de çok alakası yok. Din diye bir şey bahsedilmiyor ama Rabbim herhalde annem rahmetli ciddi bir Müslümanlığı vardı. Gece kalkar ciddi ağlardı, hissederdik. Efendim 40 yaşından sonra namazı ve Kur'an'ı öğrenmiş, namazı başlamış. Tabii ben aşağı yukarı annem 50-60 yaşındayken fark etmeye başladım. Babam da biraz onunla latif ederdi. Gece kalktım ev sallanıyor. Bir de baktım ki bizim hanım sallanıyormuş falan. Annemle takışırlar latife karışık. Annemin üzerimizde etkisi olduğunu zannediyorum. Babam da namazını kılardı ama babamın namaz kıldığını kuyucaklı bilmezdi. Cuma'dan cumaya gider. Babamı cuma namazlarını gelen birisi zannederdi. Babam mesela sabah namazını geçirdiklerini pek bilmem.
nadirattan eğer kılamadıysa kuşluk namazı diye hemen iade ederdi. Ve namaza evlerine gelir, evinde namazını kılardı. Elhamdülillah, yani demek bir iman varmış ki, hocam dinin emridir deyince ben dinin emri nasıl olur demedim. Dinim diyorsa doğrudur dedim ve neticede efendim kabullenmiştim. Yani böyle bir o günün dünyasında dinin çok yeri yok. Üniversitede mesela hocamı tanıdım, üniversite birdeyim. Tabii bu Müslümanlığı olan şeyimden dolayı, muhabbetimden dolayı Allah'a küfredene hiç azmedemiyorum. Hoca efendiye bir şey için çıktım. Hocam dedim, bu komünistler miting yapıyorlar, müsaade et dedim, ben onları dağıtırım dedim. Zaten kalabalık değil, bir 30-40 kişi olsun, 50-60 kişi. Ama kendime olan güvenimden dolayı gitmek istedim. Hoca efendi hayır dedi. Allah Allah, niye hayır dedi acaba? Biz muhabbet fedaisiyiz dedi. Allah Allah. Bu da lafı da ilk defa duydum sözü. Ne demek acaba bu muhabbet fedaisi? Bir ay sonra bir daha aynı şey var, manzara. Bir daha gittim. Hoca efendi hayır dedi ya. Biz muhabbetle bu meseleyi çözeceğiz. Yani biz muhabbet fedaisiyiz diye çıkıyoruz. Gene çok bir şey anlamadım. Üçüncüsünde, üçüncü ayda gene aynı şekilde bir daha çıktım hocama. Hocam dedim ya, toplanıyorlar dedim, ben bunları dağıtırım dedim. Masasında oturuyordu. İkimiz böyle oturduğumuz gibi aramıza şey koydu. Sehpa var. Bak Muammer kardeş dedi. Bunlar Moskova'dan, Pekin'den ithal edilmiş insanlar değil dedi. Bunlar Hacı'nın hocanın evlatları. Biz neredeydik dedi. İnandığımız Rabbimizi anlatmadık da bu adamları, bu evlatları dinsiz yapanlar bizden önce gittiler. Hacı'nın hocanın çocuklarını dinsiz yaptılar. Bir de Allah'a küfretmek öğrettiler. Bunun suçlusu onlar değil, biz. Biz gitmedik, biz yapmadık. Şimdi dedi kapı kapı dolaşacağız. Dinimizi anlatacağız. İnandığımız efendim dinimizi, Rabbimizi anlatacağız. Ve onlar eğer vururlarsa bile el kaldırmayacağız. Hatta dedi ki bir yüzünü vurdular, öbür yüzünü çevireceksin. Bir daha vur ama lütfen beni dinle diyeceksin. Eğer olmuyorsa o zaman gelip beraber kavgaya gideriz dedi. Tabii böyle bir şey yapamayınca da böyle bir şey de olmadı. Ben esasında daha sonra Yusuf abinin vakasını anlattılar. O zaten yapıyormuş. Yani benim yapmak istediğim. Hoca efendi onu yakalamış. Yusuf Bey olmaz. Siz kavga etmiyorsunuz. Kavga ettiriliyorsunuz demiş. Değerli dostlar, gözyaşının unutulduğu, ağlamanın kadına has bir hüviyet kazandığı günlerdi o günler. İşte o günlerde kürsüden yükselen bir ses vardı. O sese gözyaşları eşlik ediyordu. Onunla beraber adeta duvarlar, kubbeler ve sütunlar da ağlıyordu. Ve onunla ağlamayı öğrenenler yine ona yol arkadaşı olacaktı. Ve böylece kurumuş çöllere, dupduru gönüllere gözyaşıyla yağmur gibi ulaşacaklar ve merhamet deresinin çatlayan topraklarını gözyaşlarıyla sulayacaklardı. İşte Hacı Muammer Bey o gün kendinden geçip başkasının derdine ve başkasının günahına çok ağlayan o insanların arasına katıldı. İlk heyecanla Hoca Efendimizin ilk tanışma anını bile çok hayal edemiyorum. Çünkü oldukça heyecanlı ve hisli bir insanım herhalde, biraz hislerim herhalde bilmiyorum iyi midir, galip geliyor. Mesela çok hemen söylenenlere itimat ediyorum gibi bir halim var herhalde. O gün o heyecanla Hoca Efendi'yi simasını bile hatırlamıyorum mesela. Ama vaaza gittiğim zaman Hoca Efendi'nin o vaaz edişinde bir de şu vardı. Benim o gün sorduğum sorular hem cevapladı hem de soramadıklarımı da cevapladı. Ve ben bunu çok hayret etmiştim. Ve sonra Hoca Efendi sadece konuşmuyordu. Hisleriyle, duygularıyla bizim o günkü cemiyetimizin perişaniyetini anlatınca tabii hem bizim durumumuzu hem de cemiyetimizin durumu buydu.
yani çürümüş bir Muhammed ümmeti. Efendim, Allah demesini bilmeyen, peygamber demesini bilmeyen, namaz kılmasını bilmeyen efendim insanlardık mesela. Şimdi ya ilk karşılaştığımda veya daha sonraki karşılaştığımda biz Cuma'nın ilk 4 sünnetini kılıp bitirdiğimiz zaman daha Hoca Efendi 2 rekatı zor bitirirdi. 2 rekat daha kılardı tek başına. Yani herkes oturmuş, Hoca Efendi namaz kılıyor. Yani Hoca Efendi bugün nasıl namaz kılıyorsa o gün de aynı namazı kılıyordu. Ve sonra vaazdan böyle hani ben şöyle bir benzetme için zaman zaman dillendirdiğim, siz buğdayı un yapmak istersiniz. Bir el değirmeninin altında düşünün, yani elinle çevirdiğin taşın altında bir buğdayı ezmek, bir de 200 tonluk ağır bir taşın altında buğdayı ezmek. Nasıl farklıysa Hoca Efendi'den çıkan sözlerin ağırlığı, işte o tonlarca ağırlıklı taşın altında çıkan buğdayın hali gibiydi. Yani bin parça oluyordu. Onun o bin parça oluşu bizi çok etkiliyordu. Yani bunu anlatmak çok zor. Yani şimdi siz bir tatlı yeseniz, bana yediğiniz tatlıyı anlatın deseniz ne kadar zorlanırsak, Hoca Efendimizin o günkü halini anlatmak yani çok zor. Yani zaten ben mesela o gün Hoca Efendi'den nasıl dinlediysem, o konuyu anlatıyorsam aynı tonda anlatmayı tercih ediyorum. Bir gün hocam da şöyle dedi. Benim kafamdan geçirdiğim meselemi kalbim tasdiklemiyorsa dilimden çıkmaz dedi. Ve öyle bir şeyi de söylemekten Allah'a sığınırım dedi. Efendim, Hoca Efendi böyle konuşan ve çevremi o gün ilk vaazda baktığım zaman duvarlardan bile şey iniyordu. Yani oranın hararetinden su sızıyordu. Dedim o günkü değerlendirmem. Ya Rabbi dedim, duvarlar bile ağlıyor dedim bu işe. Biz ne haldeyiz?